Bu mektupları bugün Sayın Başkan'a ben tekrar takdim ettim. Ve özellikle de Ferit Şahin denilen bu teröristin Amerika gibi bir ülkenin başkanı tarafından muhatap alınmasını üzüntüyle tabii ki karşıladım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nezaketsiz ifadeler içeren mektubu Trump'a geri verdiğini söyledi. YPG'li terörist Abdi Şahin'in ABD tarafından muhatap alınmasına da bu sözlerle tepki gösterdi. Ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, YPG'li Abdi terörist olduğunun CIA tarafından da belgelendiğini söyledi. Böyle birisinin bizim stratejik ortağımız tabii Amerika tarafından bu şekilde karşılanması doğrusu bizi üzmüştür. Aynı şekilde tabi bu şahıs Rusya tarafından da yine bu şekilde karşılanmıştır. CIA teşkilatının bu adamın terörist olduğuna dair vermiş olduğu belgeyi de ben yine kendilerine bugün takdim ettim. Çünkü CIA de bunun bir terörist olduğunu belgelemiş ve bu belgeleri bize de aktardılar ve biz de bunu ayrıca bugün sayın başkana aynen takdim ettik. Gelen mektubu da yine aynı şekilde kendilerine verdik. Görüşmenin en önemli başlıklarından biri de Ankara Washington hattında gerilime neden olan Rus hava savunma sistemi S400'lerdi. Türkiye'nin Rus askeri sistemlerini satın alması, yani S-400'leri satın alması büyük zorluklar çıkarıyor. Bu konuda sürekli görüşme içerisindeyiz. Bugün de konuştuk, gelecekte de konuşacağız. Umarım bu sorunu çözebiliriz. Dışişleri Bakanımız ve karşılıklı güvenlik danışmanlarımızın S-400 konusunda çalışmasında anlaştık ve 100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret anlaşması için mutabık kaldık. Cumhurbaşkanı Erdoğan da S400 ve F35 konularındaki sıkıntıların üstesinden ancak diyalogla gelineceğini söyledi. İstenilen şartlarla teklif verilmesi halinde Patriot alabileceklerini Trump'a ilettiğini de belirtti. ABD Başkanı bir soru üzerine mülteci konusuna da değindi. Türkiye'nin harcadığı 40 milyar doların büyük bir rakam olduğunu vurgulayan Trump Avrupa Birliği'nin bu konuda Türkiye'ye yeterince katkı sağlamadığını söyledi. Erdoğan FETÖ elebaşının da iade edilmesini istedi. Bütün bu olayların faili olan bir insanın Amerika'da 400 dönüm bir arazide yaşayarak oradan dünyadaki diğer yerleri idare etmesi gerçekten pek yani kabul edilebilir bir durum değildir ve şimdi bu seyahatimizde belgeler filan ayrıca getirdik ve bu belgeleri de kendilerine takdim edeceğiz. Temenni ederim bu belgeler ışığında herhalde bizden nasıl teröristler istendiği zaman biz veriyorsak onlar da bu teröristi bize verilir. Basın toplantısında ABD Başkanı'na hakkında yürütülen aziz soruşturması da soruldu. Trump cadı avı benzetmesini tekrarladı. Basını açık oturumları izlemediğini söyledi. Cadı avından bahsediyorsunuz. Tam bir şaka gibi diye duydum. İzlemedim. Bir dakikasını bile izlemedim. Çünkü çok daha önemli bir konum vardı. Cumhurbaşkanı ile birlikteydim. Tam bir oyun. Bu tiyatronun gerçekleşmesine izin verilmemeli.